Kan ve gül, gül ve diken, sevgim ve sen. Birbirine dönük sırt, ruhsar ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bütün romantizmalarım her yerim ağrıyor. Bu ne demek oluyor? Bu yağmur birazdan başlayacak demek oluyor ve ruhsarcığım burada olacak. Ruhsara kendimi kanıtlayacağım, onun gönlünü alacağım. Bir odun olmadığımı göstereceğim ona. Aa, kapı. Ruhsar mı geldi acaba? Böyle zili çalarak gelmez ki. O gelme. O zaman bu patavatsız kim? Geldim, geldim. Geldim. Selam. Merhaba, siz yani bu... Türkiye'de misafir içeri buyur etmiyorlar mı yoksa? Yok, buyurun, buyurun, buyurun. Ooo, ne kadar da zevklisiniz. Hiç böyle özenle hazırlanmış sofra görmemiştim. Sağ olun. Buyurun, buyurun, beraber yiyelim, buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Karnım tok ama biraz şarap alabilirim. Şarap mı? Tabii. Ajanstaki mevcut işleri inceliyordum ben de. Bazıları hakkında bilgi almak istiyorum, o yüzden uğradım size. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok canım, ne rahatsızlığı? Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun. Vay sapık vay. Demek bana bugünleri de gösterecektin ha? Alçak rezil herif. Ruhsar dur yapma. Yanlış anlıyorsun ya. Yanlış anlıyorum ha. Doğrusu nedir acaba? Dur bakayım tahmin edeyim. Sen bana bu masayı hazırlarken tesadüfen iş konuşmaya gelen bir arkadaşının kızı mı yoksa? Evet. Aynen öyle. Hadi oradan be. Bari benim bulduğum senaryoyu atlama. Kendin başka bir şeyler uydur. Pardon ama siz kiminle konuşuyorsunuz? Ruhsar'la. Kendimle. Ben bazen böyle kendi kendime konuşurum. Siz bana aldırmayın. Keşke senin gibi kaba duygusuz karttan parayı ben de aldırmayabilsem. Ya Ruhsar sus Allah aşkına. Kafama çak 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 geldin geleli. O kız kim biliyor musun? Ha, kim? Önder Bey'in kızı Eylem. Önder Bey'in kızından bana ne? Ne demek bana ne? Allah Allah. Ta anasının bulunduğu yerden Çuba'dan gelmiş. Kovayım mı? Ayıp olmaz mı? Yine yağmurlar kesiliyor ya. Oh. Elektrik kesintisinden beter oldu bunlar. Ne yapalım? Hadi güle güle ruhum, güle güle. Sakinleş de gel. Sakinleş de. Hadi nar, nar. Bana bak. Ayağını denk al, gözüm üstünde ha. Masar Bey siz yemek yemeyecek miydiniz? Yerim yerim, ben yerim. Siz şarabınızı içebilirsiniz Eylem Hanım. Buyurun siz. Hayda, bu da kim şimdi? Kapı çalıyor gene. İzninizle şu kapıyı açayım. Geldim, geldim. Merhaba kanka, ne haber? İyidir, hayırdır kanka, ne oldu? Salata yaptım da bir tane limonun var mı diye soracaktım. Limon mu istiyorsun? Getireyim. Ben sana limon getireyim. Yok yok, getirme boş ver. Oğlum sen evde salata yemeyecek miydin? Yok ben salatayı sevmem. Yani hiç yemem zaten ben. Maksat yapmış olmak. Olsun yani. Yap, hadi. Nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Ben de hemen karşı dairede oturuyorum Eylem. Yani bilgi babından söylüyorum. Aklında bulunsun diye. Allah Allah. Yine kim ya? Yine kim ya? Oh, biri geldi ya. Bak bakalım. Geldim. Geldim. Buyur, Allah, vay be Allah. Sultan, geldin. Hoş geldin. Reyhan, dütleme, kes! Ya kızım, kes Allah aşkına sen de, kes. Dersat, ne yapıyorsun? Anne, siz de bari geceleri ara verin. Çöp çatanlığın bile normal bir mesai saati olmalı. Sus bakayım, sus! Allah Allah, ayıp. Anneyle böyle mi konuşuyorsun? Anne, Allah aşkına. Zaten mürüvvet falan gördüğümüz yok mu? Bak, yine başlıyorsun mürüvvet. Bırak şu mürüvvet Allah aşkına. Oo, cesur yürek müfit beyler de buradalarmış. Ne güzel tesadüf. Bizim Önder Bey'in kızı Eylem'le tanışmıyorsunuz değil mi Firdevs? Bu hanımlar kim? Annem, kız kardeşim, Reyhan. Merhaba, memnun oldum. Merhaba kızım. Merhaba. Demek Önder Bey'in kızı sensin ha? Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Canım. Maşallah. Merhaba. Pek de güzelmişsin canım. Teşekkür ederim, sağ olun. Eylem Hanım, isterseniz işler hakkında benim evde görüşmeye devam edelim. Burası biraz kalabalık oldu da. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Hadi bana gidelim. Bakıyorum birdenbire Anadolu kaplanı kesildiniz Mefit Bey. Siz sizin evde Eylem Hanım'la bir şeyler konuşurken ben de burada abimle konuşacak bir şeyler bulurum herhalde. Ben kaçayım artık. Kaç. Güle güle. İyi günler.
Oğlum diye söylemiyorum ama benim mazlarım bir tanedir Eylemci. Evet, Mazhar Bey bir tanedir. Hiçbir genetik komplesi yoktur. Yani huyuyla, suyuyla, her şeyiyle dört dörtlüktür. Tam bir ev erkeğidir. Ayrıca mükemmel bir koca adayıdır. Öyle mi? Ne mutlu size. Ne mutlu. Evet. Yani Mazhar Bey diye söylemiyoruz ama Mazhar Bey öyle bir üstün bir insandır ki yani o kadar bir şey olur yani. Reyhan, keser misin sesini? Evet canım, nerede kalmıştık? Mazhar Bey'in şahaneliklerinde. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.